evlenirken bir paylaşım yapıyor. Bakın paylaşım çok manidar. Hayatınızda biri olsa, çok sevdiğiniz biri olsa bu paylaşımı yapar mısınız? Ve başkalarının şüphelendiğini düşünmez misiniz bu paylaşımdan sonra? Ayrılık var mı? Ne bu buna, ya? Buna kime diyorsun? Bak paylaşım şu. Hayatından silmek istediklerini gerçekten sil. Çünkü geri dönüşüm kutusunda bekletirsen sistemini yavaşlatır. Bu söz kime sence? Ya ben artık ne söylesem artık sen, diyorum ki şu kıza bir inanın. Ayrıldılar diyorsun. Bu kız diyor ki ayrıldılar. Daha ne? Ya şunu hayatında biri varken yazar mısın? Günah ya, adama da günah. Eşimle direkt ona yoruluyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gülben Ergen'in sayfasını açabiliyor muyuz arkadaşlar? Ben çünkü, başka bir şey sinyali vereceğim çünkü size. Çünkü bir can açamıyor, bir can engelli. Engelliyim ben. Bir sayfasını açarsanız daha başka sayfası. Bir bomba haber patlatacağım. Alo! Instagram sayfası. Dur ben merak ettim. Ben engelli değilim herhalde. Bakayım. Tamam bunu yaptı ama öncesinde bir şey daha yaptı. Bir kahverengili elbise var. Evet. Hemen ben bakıyorum. Bir altını okuyor. Heh, şu ikinci sıradakini bir okuyalım. İkinci sırada yazı. Okuyalım. İnsan içinden geçenlerden sorumludur. Dışarıya söylediklerinden değil, üstünü örtemediğin duyguların senin özündür. Ne kadar yok sayarsan say insan. Başka sevgilisi de yoksa ben başka bir şey bilmiyorum. Ne? Hadi buyur. Sessizlik. Hangisinin? Gülben Ergen'in. Şu an başka sevgilisi Başkasını vardı. Başkasını sevmiyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bak ben de bu koltuktan kalkarım. Eğer başkası yoksa ya çok büyük bir şey söyledin. Ve bu koltuktan seni kaldıramayacağımıza göre kimler geldi kimler geçti sen buradasın. Kimse koltuğa göz dikmemişti ama. Ben öyle hiç kimseye bulaşmam çünkü. Wow. Ama diyorum ki bu mesajı görmüyor musunuz? Bir kadın olarak ben mi yanlış görüyorum? Üstünü kapatamadığın duygular insana aittir. Söyleyemediklerinden diyor kork diyor. Söylediklerinden değil. Burak Törer'e değil mi bu mesaj? Tabii ki değil. Ne Burak? Burak'ın sayfası kapandı çoktan ben sana söyleyeyim ya. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Ben Gülben Ergen'i çocukluğumdan beri tanıyorum. İzliyorum. Benim lisedeki şey karne günüme de gelmişti yani bizim lisemize falan. Benim bildiğim Gülben Ergen'in hayatında başkası yoksa ben de buraya yazdım. Bir dakika. Lütfen şimdi, bir sinyal çak bana. Tamam sinyal geldi. Aha. Gülben Ergen story attı şu an. Bizim haberimizden sonra. Twitter, Snapchat ve Instagram hesaplarım, meslek hayatım, yaşam görüşüm, sahnem, sevdiğim şarkılar ve tüm inandığım değerler üzerine fikirlerimden ibaret. Üzerine bir yorum katıp anlam çıkartmaya çalışma çabasını gereksiz buluyorum. Bu laf sana geldi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Direkt cevap geldi ya. Aynen bir şey söyleyeceğim. Canlı canlı şu an izliyor Gülben Bizim Ergen. Bizim işimiz yorum da bu arada. Benim işim yorum yapmak ama sana bir şey diyeceğim Gülben Ergen. Senin hayatında da biri yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bir daha okuyorum. Gülben Ergen'in bir cambaliye cevabıdır. Hayır be. Ama bu yemin ediyorum 7 dakika önce ve biz az sonra ilk saattir giriyoruz. Reklamlarda tamam, söyle, yazmış söyle. Bunu. Twitter, Snapchat ve Instagram hesaplarım meslek hayatım, yaşam görüşüm, sahnem, sevdiğim şarkılar ve tüm inandığım değerler üzerine fikirlerimden ibaret. Üzerine bir yorum katıp Bircan, anlam çıkartmaya çalışma Bircan. Bu çabanı gereksiz buluyorum Bircan. Ben senin sayfanı çabalayamıyorum ki ben engelliyim. Bak benim önüme getirmişler koymuşlar. Ben de diyorum ki bu yorumu yapan Gülben Ergen'in kalbinde başkası yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum diyorum. Daha ne söyleyeyim? Al sana cevap. Sıcağı peki. Sıcağına. Peki. Yeni story'ni bekliyoruz. Engelliyim buradan söyle. Peki. Alo. Şu an seni izliyor belli ki. Evet. Ne sormak istiyorsun Gülben'e? Dürüst ol. Diyorum ki başkası var mı? Varsa söyle. Çık söyle ya. Burak aşkı. Bitti mi bitmedi mi? Aşk İnsanın hayatındaki en güzel şey. En güzel aşk. Şey. Aşk. Aşk ya. Bir de aşk kadını olabilir. Ben bak ben Gülben Ergen pediküründe bile aşk gördüm ya. Ayağını falan böyle gösteriyorum. İzleyicilerimiz şimdi yorum yazmaya başladılar bu konuyla ilgili. Dün canlı yayında söylediği şarkıya dikkat etmediniz mi diyor. Bir de canlı yayın yapmış canlı bir şarkı. Canlı yayın yapmış. Bir tane şarkı söylemiş. Allah aşkına şu engeli aç da bir seni biraz biraz stalklayayım ya. Ondan sonra o şarkıda manidar şeyler varmış. Hmm. Yağmuru göstermiş. Aşk, aşk, aşk. Başka da bir şey değil yani. Ya, Bilal... ya bak bir cambali söylemişti diyeceksiniz. Yine diyeceksiniz. Şu cevheri kullanmıyorsun Bilal aşk olsun. Diyorum Bilal... sana. Bilal diyor ki Gülben'den cevap geldi mi diyor. Daha dur ya daha dur bir sindirsin. Bir sindirsin bu kız bunları nasıl hissediyor desin. Hissi kablel vuku. Ama bir şey söyleyeyim ben olsam ben de sana çok gıcık olurum ha.
Harbi mi söylüyorsun? Neden söyleyeyim yani? Düşünsene. Her şeyi biliyorum. Eski sevgilin Burak Törer senin fotoğrafını like'lıyor. Bir ondan de ben sonra, küçükken Gülben'e benziyorum. Bir de fotoğrafın Gülben'e benziyor. Yok, Gülben'in oğlum. Erkek arkadaşlarında da böyle bir benzerlik sevenler var biliyorsun. Burak ya şimdi benim... Burak tamam senin arkadaşın onda hemfikiriz. Evet, evet. Sen fotoğrafı like'lamıyorsun. Ben değil ama zaten. Burak Törer senin fotoğrafını like'lıyor ve bu bir yerlerde haber oluyor. Adamcağız hesabını kapatmak zorunda kalıyor. Ya sen gıcıksın ya. Ben gıcık bir insan mıyım? Sen yani, ben bu aileden değil miyim? Sen bilmiyorum yani. Bu aileye bilmiyorum yani. Hayır ben bu aileden değil. Bu ailedensin de bu aileden yok zaten. Uzak. Ama beni söylediklerimi hiç kulak arkası yapmayın. Bence birinden bir hoşlantı bir şey ben hissediyorum. Allah yazılarında Allah. Bir şey hissediyorum. Ve tutamıyor içinde. Söylediklerimden değil söylemediklerimden sorumluyum. Söylemediklerinden sorumlusun söyle. Peki Burak Törer susar mı? Daha susar. Yeni ayrılmış. Susar. Susar. Bence Burak çok üzgün. O yüzden kapattı sayfasını. Benimle ne alakası var? Bence Burak çok üzüldü. Peki. Bence Burak'a ayrıldığını söyledi. Burak insanlara söylememek için sayfasını kapattı. Ay ben biliyorum da konuşuyorum yani hissediyorum. Biliyorum da konuşuyorum da arasına geçti. Hissediyorum da konuşuyorum. Devam ediyoruz. Şimdi yine son dakika gelişmesi. Bak bunlar arşivlere çıkacak. Güzel poz ver. Tabii önümüzdeki tabii. Önümüzdeki hafta bak söyle. Bircan Bali demişti zaten. Ben, bak şunu alın arşive. Ben söylemiştim diyeceğim. Hayır. Bak, bunu alın. Hayır hayır diyeceğim değil. Ben söylemiştim de buradan alırlar. Söyle. Ben söylemiştim. Sen dedi ki Bircan Bali söylemişti. Bircan Bali söylemişti. Söylemişti. Bak görürsünüz. Devam ediyoruz. Ya bu bütün evinize giren çıkanlara dikkat edin. Hepsi Bircan'la arkadaşa. Evet.